dostlar, ah, bir çırak aldım, eve gitmez oldu, dükkana gelmez oldu, laf söz dinlemez oldu. Ah dostlar, ben bu çırağı ne yapayım? Ah dostlar, ah, atsam atamam, satsam satamam, dövsem kıyamam. Ah dostlar, ben bu çırağı ne yapayım? Ah dostlar, aylardır bugünü bekliyorum. Bugün Mahmut'un düğün günü. Sabah erkenden uyandım. Süslendim, püslendim. Makyajımı yaptım. Düğün evine doğru yola çıktım. Düğün evine vardım. Bir köşeye oturdum. Mahmut beni gördü. Hemen yanıma geldi. Hoş geldin muhtar dedi. Hemen elime sarıldı. Mahmut dedim, dur dedim. Neden muhtar dedi, küs müyüz dedi. Hayır Mahmut dedim, koronavirüs var dedim, temas etmeyelim dedim. Mahmut dinlemedi. Elimi sıktı, bana sarıldı. Ben hiç ses çıkarmadım. Neyse ben tekrar köşede oturuyorum. Mahmut bana bu sefer de iş buyurmaya başladı. Çadırı kuralım muhtar. Sandalyeler düzenleyelim muhtar. Masalar düzenleyelim muhtar. Sanki babasının uşağı var karşısında. Bütün işi bana buyuruyor. Neyse dedim, muhtar dedim, sakin ol dedim. Hiç ses çıkarmadım. Buyurulan her işi yaptım. Akşam oldu. Ben tekrar bir köşeye çekildim, oturdum. Olanları izliyorum. Herkes düğüne gelmeye başladı. Herkes orada. Yaşlılar, gençler, eş, dost, akraba, herkes. Ama eksik var, sanatçılar. Sanatçılar nerede? Acaba ben mi görmüyorum? Mahmut'a sordum. Mahmut sanatçılar nerede dedi. Mahmut dedi. Bilmiyorum muhtar dedi. Gelirler dedi. Bekledik bekledik. Sanatçılar gelmedi. Bu sefer Mahmut bana dedi. Muhtarım sanatçılar gelmedi dedi. Ben de Mahmut'a dedim. Mahmut dedim bekleyelim gelirler dedim. Bekledik bekledik saat 9 oldu. Sanatçılar hala ortalıkta yok. Mahmut çok üzülüyor. Bir köşede yaktı sigarasını. Sigara içiyor, dertleniyor. Mahmut'un koluna girdim, yürüyüşe çıktık. Birer sigara daha yaktık. Mahmut bana dedi, muhtarım, herkesi davet ettim. Sanatçılar gelmezse rezil olurum. Ben ne yaparım? Köylünün yüzüne nasıl bakarım muhtarım? Mahmut dedim, dert etme dedim, bir çare buluruz. Sonra bir köşeye oturduk. Dertleştik. Ortamı sessizlik kapladı. Mahmut önüne eğildi. Sigarasını içiyor derken ben karşıda bir tane araba gördüm. Farı gözüküyor. Mahmut bir cisim yaklaşıyor. Mahmut baktı. Evet muhtarım dedi. Sanatçıların arabası. Mahmut çok sevindi. Hemen koşa koşa düğün evine vardık. Sanatçıları karşıladık. Ben sanatçılara sordum. Hoş geldiniz. Neden geç geldiniz? Bizi neden bu kadar beklettiniz? Sanatçılar dedi ki, arabamız bozuldu. Yolda kaldık. Tamir işleriyle uğraştık. O yüzden geç geldik. Neyse dedim. Ben bir köşeye oturdum. Baktım. Sanatçılardan bir tanesi ayakta zor duruyor. Sürekli öksürüyor. Kendinde değil. Mahmut yanıma çağırdım. Mahmut buraya geldi. Mahmut yanıma geldi. Bu adam dedim ölür falan dedim. Başımıza kalır. Ayakta zor duruyoruz. Sürekli öksürüyor. Ne iş bu adam dedim. Mahmut dedi ki muhtarım hiç yoktan iyidir. Tamam Mahmut dedim. Ses sistemini kurduk. Sahneyi düzenledik. Sanatçının eline bağlamasını verdik. Sanatçı çıktı sahneye. Başladı çalmaya. Ama nasıl çalıyor adam? Sanki bağlama dile geldi. Bağlama konuşmaya başladı. O çaldıkça benim yüreğim cız yapıyor. O çaldıkça yüreğime işliyor. Adamda bir ses var. Ruhumuzu okşuyor. Kulaklarımızın pasını sildi adam. Tabii köylü böyle güzel sesi duyunca coştu birden. Hepsi oynamaya kalktı. Ortalık ana baba gününe döndü. İğne atsan yere düşmeyecek. Öyle düşünün. Herkes oynuyor, herkes oynuyor derken ben bir köşeye sessizce çekildim. Sigaramı yaktım, olanları izliyorum.
Allah Allah. Ya burada bir korona varsa, ya herkese bulaşırsa, Allah'ım ne olur bizim halimiz? Derken aklıma bir fikir geldi. Düğünü erkenden bitirmek. Bunun için sanatçıları sarhoş etmek geldi aklıma. Hemen gittim, bir şişe rakı aldım. Sanatçılara verdim. Sanatçılar doldurdular, doldurdular, içtiler. Doldurdu, doldurdu, içtiler. Normal bir insan iki kadeh rakı içti mi sarhoş olur. Ama bunlar insan değil ki. Hayvan gibi içiyorlar, sarhoş olmuyorlar. İçtikçe içtiler. İçtikçe içtiler. Ben dedim, ne haliniz varsa görün dedim. Allah'ınızdan bunu dedim. Bir köşeye geçtim, oturdum. Rakıyı bitirdi sanatçılar. Bir tanesi, o hasta dediğim, öksürüyor dedim, başımıza kalır dediğim adam boynuna davulunu astı, çıktı meydana, başladı çalmaya. Tom 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 çalıyor. Tabii köylü daha da coştu. Oynamayanlar da çıktı sahneye. Dip dip oldu köylüler. Yapıştı birbirine. Herkes oynuyor, herkes oynuyor. Bu işin sonu hayır değil. Neyse hiç ses çıkarmadım. Bir köşede oturuyorum. Halaya başladılar şimdi de. Halay çektiler. Oynadılar. Baktım Mahmut yanıma yaklaşıyor. Hayır inşallah dedim. Mahmut tuttu beni oynamaya kaldırdı. Hayır Mahmut dedim, gelmeyeceğim dedim. Muhtar dedi, oyna dedi. Benim düğünümde oyna dedi. Hayır Mahmut dedim. Beni kırma muhtar dedi. Hayır Mahmut oynamayacağım dedim. Ölümü gör muhtar dedi. Böyle deyince kıramadım Mahmut'u. Hemen kalktım. Ben de oyuna katıldım. Sabaha kadar kurtlarımı döktüm. Ömür hayatımda böyle oynamadım. Sabah oldu. Tabii kanter içerisindeyiz. Üzerimizi değiştirmek için evlere dağıldık. Eve gittik. Tekrar süslendim. Makyajımı tazeledim. Hazırlandım. En güzel kıyafetimi giydim. Düğün evine geri döndüm. Önde sanatçılar, arkasında biz güle oynaya kız evine gittik. Biraz da kız evinde oynadık. Gelinimizi aldık. Erkek evine geri döndük. Mahmut'la gelinimizi balayına gönderdik. Sonra sanatçının parasını ödedik. Sanatçılarımızı gönderdik. Ama vicdansız sanatçılar. Zaten geç geldiniz. Bu kadar para alınır mı? Damadın babasını söğüşledi adamlar. Neyi varsa aldılar. Çok para aldılar. O parayı bana verseydi ben köylüyü daha çok eğlendirirdim. O hesap düşünün. Neyse dedim. Sonuçta para benim cebimden çıkmadı. Mahmut düşünsün dedim. Herkes evine dağıldı. Düğün bitti. Allah kabul etsin. Ben evime gittim, yattım. Tam uyuyorum mışıl mışıl. Ama böyle hafif de bir ağrısızlığı var üzerimde. Yorgunluklardır dedim. Uykuya dalmışım. Biri beni dürtüyor. Başladı dürtmeye. Bey, 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 bey uyan, bey! Uyandım. Ne oldu hanım dedim. Yanık kokusunu duymuyor musun dedim. Ne yanık kokusu dedim. Kokluyorum, kokluyorum, duymuyorum. Kokluyorum, kokluyorum, duymuyorum. Allah Allah dedim. Meğerse ocakta yemek varmış, yemek yanmış. Ben hiçbir kokuyu almıyorum. O şekilde aç aç yattık. Sabah oldu. Her tarafımda bir ağrı var. Sürekli öksürüyorum. Ayağa kalkacak halim yok. Neyse. Hemen hazırlandım. Arabamı çalıştırdım. Hastaneye gitmek için yola çıktım. Köyün çıkışında jandarma beni durdurdu. Dur! Hemen durdum. Hayırdır komutanım dedim. Köyün dışına çıkamazsın dedi bana. Neden komutanım dedim. Meğerse bizim köy karantinaya alınmış. Hepimiz korona hastası olmuşuz. Benim de ağrım sızım ondan dolayıymış. Muhtar dedi. Efendim komutanım dedim. Köyünüz bu saatten sonra karantina altında. Hiçbir yere gidemezsin. Seni de ambulansla götürecekler dedi bana. Komutanım ne ettin dedim. Ben kendim giderim dedim. Gidemezsin dedi. Ambulansı çağırdılar.
Ambulans beni götürdü. Hastanede öğrendim ki bizim sanatçılar koronavirüs hastasıymış. Hastaneden kaçmışlar. Bizim düğüne gelmişler. Yolda arabaları bozulması falan da yalanmış. Hastanede oldukları için doktorları atlatıp kaçmaları uzun sürmüş. Bizi kandırmışlar. Sonra hepimize koronavirüsü bulaştırdılar. Ah çavur sağlık çalıcılar. Ah vurdukça bellerine kırasım var var ya bellerine. Hepimizi hasta ettiler. Ah. Sürçülisan olduysa affola.